Evet arkadaşlar, yeni saat haberi. Çoğu kişi buna çok sevinecek. Hello Watch 2. H11 Ultra Upgrade'i biliyorsunuz. H11 Ultra Upgrade'i alın. Üstüne H11 Ultra Plus çıktı ya, daha ince kenarlıklı. Daha ince kenarlıkları koyun. Ama o daha ince kenarlıklı ekranın OLED olduğunu düşünün. Şu anda Hello Watch 2 çıktı. OLED ekranlı, daha ince ekran kenarlığı bezel'lar, yani gerçeğindeki gibi. 1 GB belleğimiz duruyor. Üstüne Bluetooth kulaklık bağlantısı duruyor. Onun üstüne ses kayıt özelliğimiz hala duruyor. Üstüne eklenen bir şey daha var. HK8 Pro Max'te olan kırmızı nokta özelliği. Yani mesaj geldiğinde kırmızı nokta çıkıyor üstte, biliyorsunuz. Notification, bildirim geldiğinde. Onu da koymuşlar. Onun dışında başka bir şey koymuşlar mı? Bayağı konuştum. Bu arada ekranı ilerletmeyi unuttum. Burada kısa bir satıcı da zaten şey koymuş. Video koymuş. Bakın burada OLED diyor. Yalnız anladığım kadarıyla sanırım bu OLED ekranlar AMOLED'lerden daha ucuz. Çünkü HK8 Pro Max hala daha pahalı. Ki zaten ben de ekrandan gördüğüm kadarıyla, yani şu kısa videodan baktığım kadarıyla, şimdi çalıştırıp telife girmeyelim. AMOLED ekran daha iyi ama sonuçta OLED oldu artık. Yani OLED'in görüntüsü artık bir OLED ekrana geçmiş oldu. H11 Ultra'da. Hello Watch 2 diye geçiyor. Tabii ki işlemcisi hala HK8 Pro Max'inkinden daha düşük. Mesela bakın burada ekran yenileme hızı 60 Hz'ken Hello Watch 2'de bile, HK8 Pro Max'te hala 240 Hz arkadaşlar. Kat kat daha hızlı hala. Onu söyleyeyim, yani işletim sistemi ve işlemci kalitesi hala HK8 Pro Max'e daha iyi, ama bunda da çok daha fazla özellik var. Biliyorsunuz dışarıdan daha fazla şey yapıyor, benziyor Hello Watch. 450 mAh primimiz var hala. 380 mAh şeyde, HK8 Pro Max'te. O yüzden bundaki pil daha büyük ama tabii ki ondaki işlemci daha iyi olduğu için ve daha az tüketim yaptığı için aslında aynı gibi oluyor. Bluetooth mesela burada hala 5.0, HK8 Pro Max'te 5.2. Onun dışında arkadaşlar, bakayım bir farklı bir şey var mı? Yani farklı bir şey yok arkadaşlar. İşte burada detaylandırmışlar. Saatin kendisi burada. Şöyle ineyim size, hemen önemli detayları göstereyim. Bakın. İşte Hello Watch, Hello Watch 2, yani önceki H11 Ultra Upgrade'deki ekran kalınlığına bakın. Şimdiki de böyle olacak. Yani H11 Ultra Plus gibi olacak. Daha ince. Onun dışında yukarıdan çektiğimizde, yoksa aşağıdan mıydı H11 Ultra Upgrade'de? Çektiğimiz bu kısa yol menüsü var ya, oradaki menüye kendiniz istediğinizi ekleyip kaldırabilme özelliği koymuşlar. Güzel. Yani yeni görüntü efekti demiş ama neymiş o görüntü efekti, ben pek göremedim. Sadece 2.02 OLED ekran diyor. Bu yani. Pusulamız zaten vardı. 1 GB hafıza zaten vardı. Bluetooth bağlantısı zaten vardı. Ses kayıt özelliği zaten vardı. İşte kırmızı nokta özelliği geldi. Bu sayede aynı gerçekteki gibi mesaj geldiğinde yukarıda bir kırmızı nokta çıkacak. Versiyon isimleri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani eskisinden farkı aslında iki fark var. Pardon, 3. OLED ekran. Ekranın kenarındaki çerçeve daha ince ve kırmızı nokta özelliği. Yani HK8 Pro Max'e şu anda rakip çıkmış oldu. Artık hangisi işinize geliyorsa onu alırsınız. Ben ikisini de linkini koyacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Şu anda biz alamıyoruz arkadaşlar. Ben de çok gıcık oldum. Bakın, Türkiye'ye gönderilemiyor. Şu anda başka satıcıda yok. Bekliyorum yani. Türkçe dil desteği koymuşlar, gördünüz değil mi? Bakın burada. Şurada ekran şeyine bakın, sol tarafa. Türkçe yazıyor. Desteklenen dillerde Türkiye'ye göndermiyor. Saçma sapan iş yapıyorlar. Neyse, birkaç gün açılır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, almak isterseniz bu linki koyacağım. Yani takip alırsınız en azından. Takipten sonra Türkiye'ye göndermeye başladıklarında alırsınız. Başka yer satmıyor şu anda. AliExpress'te bayağı aradım. Açarlar ama. Çünkü en çok alacağımdan birisi bu saatin Türkiye'den olacak. Buna eminim. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.